kod adı JQ6 olan bir ajan var İstanbul'da. Hep böyle bunları kodluyorlar. Türkiye'deki ajanların hepsi kodlu. Böyle hepsine özel kod ismi veriliyor. Gerçek isimlerini kullanmıyorlar. Bu da İstanbul'da bir kahvehane işletiyor bak. Görüyor musun? Yani nerelere kadar sızıyor? Kahvehane. Bu kahvehane Mustafa Kemal'le yakın kişilerin uğrak yeri. Kemalistlerin işte Atatürkçülerin tüm toplantıları burada gerçekleşiyor. O orada adamları var. Mesela orada birisi konuşuyor, gidip sandalye atıyor, oraya yandan böyle çay içiyor gibi yapıyor, dinliyor. Öbür bir yere gidiyor, çay yapıyor, çay içiyor gibi ya kahve içiyor gibi dinliyor. Adamlar onlardan aldığı bütün bilgileri İngiliz istihbaratına aktarıyor. İngiliz derin devletine aktarıyor. Yani bu kahvelerin özelliği odur. Yani istihbarat çok önemli. İstihbaratı alamazsa kudurur bunlar. Bir şekilde istihbarat. Çünkü İngiliz istihbaratı sürekli sıkıştırıyor onları. Yani bize sürekli bilgi aktarın. Boş da olsa bilgi aktarın. Yani ne görürseniz, ne duyarsanız bilgi aktarın. Onun için onlar sürekli böyle yanaşıp yandan dinlemeye çalışır. İşte kahvehanede gider dinler, terzide dinler, orada burada dinler. Orada illaki insanların ağzından bir şey kaçıracağını düşünür. O kaçırdığı bilgi işte onlar için çok hayati oluyor. Sonra onları toparlıyorlar. Oradan bir anlam çıkarıyorlar. Mesela dese ki adam, ya bugün ben çay kahve içtim, hiçbir şey yapmadım. Onun bile ne anlama geldiğini onlar çıkarabiliyorlar. Yani hangi amaçla onun neden söylendiğini. Mesela bir şey söylenmiyorsa neden söylenmiyor, onu da çıkarabiliyorlar. Onun için elemanlarından sürekli istihbarat isterler. Mesela adam kahvehanede, ya niye kahvehaneye uğramıyorsunuz, siz bizi sevmiyor musunuz? İşte gelin, görüşelim, çaylar benden falan. Devamlı adamları çağırıyor, adamların hiç haberi yok. Ama orası aynı zamanda İngiliz istihbaratının bir karakolu, haberi bile yok. Yani istihbarat bunlar için çok hayati bir konudur, İngilizler için. Ve sakın bizi sezdirmeyin diyor. İngiliz istihbaratının en hayati konusu budur. Yani karda yürüyün, izninizi belli etmeyin ve sakın bize dikkati çekmeyin. Biz bilinmeyelim. Herkes bilinsin ama biz bilinmeyelim. Onun için hep Amerika işte şunu yaptı, kahrolsun Amerika. Sol örgütleri İngiliz dizi servisi örgütlüyor. Mesela kahrolsun Amerika, kahrolsun Amerikan emperyalizmi, go home işte Amerika falan. Hiç go home İngiliz diye duydunuz mu siz? Kahrolsun İngiliz hiç duydunuz mu? Asla yapmazlar. Hep başkalarına dikkat çekerler. Amerikan üstüne çıkar. Onun bunu ne? Ve fark edilmemeyi sağlarlar. Geçenlerde Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesine yapılan bir operasyonda yakalananlar arasında bir İngiliz ajanı çıkıyor. Çünkü Amerikan muhalefeti çok önemli. Amerika'ya dikkat çekiniyor. Sakın İngiltere'de hakkında kimse bir şey duymaz. Acayip usta yapmışlar. 200 yıldan beri kimsenin haberi yok ya. Dünyayı parmaklarında oynatıyor. Kimsenin haberi yok yani. Evet. Kur'an'da diyor ya, kahrolsun ehli şimal. Kuzeydeki o kişiler kahrolsun Kur'an'da. İşte o İngiliz derin devletine de işaret o ayetteki.